Merhaba. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye'de 5-8 Mart tarihleri arasında sağlıklı yaşam ve beslenme fuarı için hazırlıklarını yapıyor ve geriye günler kaldı. Küre Fuarcılık tarafından organize edilen bu çalışmada bir de tango terapi platformumuz var ve bunun program yürütücülüğünü ve küratörlüğünü ben Çiğdem Yorgancıoğlu üstlendim. Bu kapsamda çeşitli okullarımızla, uzmanlarımızla, tango camiasından eğitmenlerimizle, birbirinden değerli tangodaş dostlarımızla söyleşilerimizi devam ettiriyoruz. Şu anda okulları 2018 yazında kurulan ve hızla yol almaya devam eden Abdullah Çetin ve Dilara Öz'ün Tango Perest okulundayız. Ve kendileri tango dünyasında hem bir tango partneri eş olarak hem de hayatlarını birleştirmek anlamında çok değerli yollar kat etmişler. Bu sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış ve tanışmalarının hemen ardından 2015 senesinde hızlı bir evlilik kararı, bu derece bir uyum ki ben onu kendilerine soru olarak da yönlendireceğim ve arkasından bir Arjantin yolculuğu var. 7 ay kadar bir süre orada da yaşıyorlar ve aynı zamanda tango eğitmenlerinden de dersler alıyorlar. Onları biraz tanıyalım. Tango terapi platformunda neler yapacaklar, gösterileri olacak. Ama onların hikayelerini biz onlardan dinleyelim. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Biz de bu fuarın bir katılımcısı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Böyle bir oluşumun parçası olmaktan dolayı çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben tangoya nasıl başladım ondan başlayayım. Kısacası ben üniversitedeyken aslında herkes gibi bir arkadaşımın daveti üzerine İspanya'da bulunduğum bir dönemde tango dersine katılmak istedim. Ya daha doğrusu arkadaşım beni davet etti, ben de kabul ettim. Tango dersine gittim. O zamana kadar tango ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ancak hoca bize tango CD'si verdi. Bu Erasmus kapsamında gittiğiniz Madrid. Evet, İspanya'ya gitmiştim. İspanya'da Erasmus programıyla işte bilgisayar mühendisliği alanında bir dönem okuyordum Madrid'de. Dersin sonunda hoca bize tango CD'si verdi. Herkes müzik dinlesin diye. O zamanlar böyle internette müzik dinleme, işte MP3'ler falan çok bulunmuyordu. CD vermişti ve o CD'de çok hani özenle seçilmiş şarkılar vardı. Bizim aslında çok standart dinlediğimiz klasik şarkılar değil de böyle biraz yakın dönem, biraz işte Türk musikisi karşılığı bir tango albümüydü. Çok dinledim, onu çok sevdim. Sürekli onu dinliyorum. Bu tangoya beni biraz çekmeyi sağladı. Bu arada bu sözcükler tabii özenle seçildiğinde sonra tangonun içine girdikten sonra daha da anlıyorsunuz değil mi? Evet, günden evet. Değil, sonradan özenle seçildiğini daha da iyi hissedebiliyorsunuz. Tabii ki. İlk o zamanlar ben de yani İspanyolcayı böyle yeni öğrenmeye başladığım bir dönemdi. Tango şarkılarının da İspanyolca olması bana biraz daha böyle ilgi alanıma girmeye başlamıştı. Böyle dinliyorum, anlamaya çalışıyorum vesaire. Müzikleri de ruhuma dokunmaya başladı. Yani gerçekten de hani benim müziğim bu. Herhalde hayatımda müzik bu. Güzel. Ama inanırım yani benim için fado da öyle bir şeydi. Çok inanırım böyle bir şey yani çok. Evet. Normal. O dönemde yavaş yavaş dansın içine girmeye başladık. Sonra üniversiteye döndüm İzmir'e. İzmir'de dans topluluğuna katıldım. Orada tango grubu içerisinde böyle yıl sonu gösterileri falan hazırlandık. Orada da böyle dansla ilgili alanda kendimi biraz daha tangoyla yoğrulmuş bulmaya başladım yani. Nitekim bu süreç daha da böyle ileriye doğru gitmemi istiyor. Bir türlü hani var olanla yetinmiyorum. Sürekli daha çok tango yapmak, daha çok dinlemek, daha çok izlemek, daha çok dans etmek. Bir doyumsuzluk hali içerisindeyim. Orada kurslara gittim. Sonra o dönemde Meksika'dan bir iş teklifi aldım. İspanyolcam çok iyi olmuştu. Meksika'daki şirketlere yani İspanyolca bildiğim için aslında öyle şey aldılar. Oraya gittim. Orada kaldığım süre boyunca da yine oradaki hocalardan dersler aldım. Uluslararası böyle seyahat eden Arjantinli hocalarla tanışma fırsatı buldum. Orada tango etkinliklerine katılma şansım oldu. Biraz daha o zevki daha da yaşamaya başladım açıkçası. Sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Okulumu bitirdim.
ve Trabzon'da çalışmaya başladım. İş hayatı orası olduğu için de açık gitmeden önce hani orada tango var mı yok mu diye çok endişeliydim. Ancak birkaç kalıntı bulmuştum internette böyle bilgi kırıntısı. Tango oralarda varmış aslında dedim. Okey ben gittiğim zaman herhalde tangoya devam edebilirim orada. Nitekim gittim orada bir okul buldum. Okul bulma sürecim biraz sıkıntılı oldu ama öyle şimdiki gibi değildi yani şartlar. Bu kadar yaygın değildi. Tango dans okulunda işte dersler almaya falan başladık. Sonra hani ben o zamana kadar 4-5 yıldır dans ettiğim için bir şekilde oradaki insanlardan daha iyi bildiğim ortaya çıktı. Dediler ki sen burada hocalık yapabilirsin. Orada bir anda hoca oldum yani açıkçası. Hoca olmanın verdiği sorumluluk da daha fazla Kendini öğrenmeye geliştirmek. ihtiyacı hissettim ve daha çok Şimdi böyle 2006'da başlangıç tangoyla tanışma 2006'ydı. Şimdi 2006, kaça geldin? 2010'dayız. 2010'a geldin. Evet. Evet. 2010 yılında dedim ki evet, ben artık bu eğitmenlikle birlikte daha çok tango öğrenmem lazım. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gidiyorum. Sürekli oradaki festivallere, workshoplara katılıyorum. Özel dersler alıyorum. Samsun'a özellikle çok sık gittim. Oradaki hocaların hepsinin bana çok faydası oldu gerçekten de. Çok ilgilendiler. Özellikle böyle hani tangonun çok fazla olmadığı yerdeki insanlara yardım etme konusunda böyle bir paylaşımcılık da var tango hocalarında. Bu çok güzel bir şey. Sonra orada ben 3,5 yıl boyunca hem eğitmenlik hem işte dans etkinlikler vesaire birazcık işin profesyonel tarafına kaymaya başladım. Ancak bu da bana yetmemeye başladı. Dedim ki ben İstanbul'a taşınacağım ve daha çok tango yapacağım. Burada her gün tango etkinliği var. Son işte 2014 başında, 2014 Ocak ayında İstanbul'da bir iş buldum, İstanbul'a taşındım. Buraya geldikten sonra da artık Kısmet her gün, evet, her gün tango çağırıyormuş yapıyorum, her gün meğerse. çalışıyorum, sürekli etkinliklere falan katılıyorum. 1,5 yıl boyunca burada bir okulda eğitmenlik yaptım. Ve bu eğitmenlik süresince de yine dans ediyorum, işte arayışım var, böyle Arjantin'e gitmeye karar verdim. Evet dedim yani burası da yetmiyor. Artık tangonun doğduğu Bir tek topraklar. Arjantin'e beraber gidecek kişi eksik, o da tamamlanıyor, değil mi? Evet sonra Evet, işte bakalım nasıl. 2015 yılında bir tango etkinliğinde, bir pratikte Dilara ile tanıştık. Dilara da o zaman tangoya çok yeni başlamıştı. İstersen bundan sonraki kısmı sen Evet, anlatabilirsin. ama altyapı var tabii. 5 yaşında dansa başlayınca altyapı üzerine kolay inşa ediliyor Doğru. öyle şeyler. Aynen öyle. Evet, peki dinleyelim o zaman. Tamam. 2015'te neler oldu? Aynen. 2015'te aslında şöyle, ben tangoyla sanırım 2009 ve 2008'di, tam anımsayamıyorum ama o dönemde bir tangoya bir başlamıştım üniversitede. Sadece bir ay devam etti ama bir ayın Bir sonunda. dakika, şunu da söyleyelim. Yani bu arada Dilara böyle burslu aldığı üniversiteleri birincilikle bitirmeler falan gibi hikayeleri de var. Onu da hani araya hadi bir tane koyalım, devam edelim. 2015'e dönelim. Yani üniversitede aslında başlamıştım. Bir ay sadece devam edebildim. Çok yoğundum. Derslerim aşırı derecede yoğundu. İşte dediğim gibi birincilikle mezun oldum. Çalışmam gerekiyordu yani. Dolayısıyla sürdüremedim o dönemde. Fakat içime o düşmüştü. Yani o tangonun o tohumu içime düşmüştü. Yıllar sonra işte bir müddet ben özel sektörde vesaire falan filan çalıştım. Sonra özel sektörü bırakmaya karar verdim. O dönem gerçekten sanatsal bir şeylere geri dönmek istiyordum. Çünkü hani çok bebekliğinden beri dans ediyorum. Dans etmek benim yani yaşamımın bir parçası. Hani nefes gibi. Yani normal bir şey gibi. Yani yaşamımın parçası. Zaten dansçıydım yani esasen baktığımızda. O dönem yani yaşamımın sonuna kadar sürdürebileceğim bir dans yapmak istiyordum. Yani hayatımda kriterim o anda oydu yani açıkçası. Hani hayatımın sonuna kadar yapabileceğim bir dans yapmak istiyorum. Okey, tekrardan tangoyu yapmayı akıl ettim. Öyle söyleyeyim yani. Hani başlamıştım ama sürdüremedim. Bu sefer gideceğim, bulacağım bir yer falan dedi. Sonra başladım. Başlangıcım da böyle bir tango okulunda falan bile değil açıkçası. Yani normal, tabii ben modern dans falan kökenli olduğum için aklıma ilk Tansatürk geldi. Çünkü evime de çok yakındı Tansatürk, Ataşehir'deki stüdyosu. Dedim oraya gideyim bir sorayım falan. Orada tango varmış ve başladım. Orada bir 2 ay kadar falan devam ettim. Ondan sonra tabii ki bana yetmiyor. Net, yani dersler yetmiyor. Orada pratik de yoktu o zamanlar. Bilmiyorum, belki şu anda vardır. Hocam bana dedi ki işte böyle böyle işte tango okulları var. Ondan sonra hani gel pratiğe dedi. Ben de bir gün pratiğe gittim böyle. Ondan sonra o pratikte Apo'yla biz tanıştık.
Ve ondan sonra çok hızlı bir şekilde... Bir Arjantin yolculuğuna kadar bu... Aynen öyle, ama çok hızlı. Ama önce evlendiniz galiba. Şöyle biz tanıştık ve tanıştığımız günden evlendiğimiz güne kadar neredeyse hiç ayrılmadık. Ve o dönem Apo işten şey falan almıştı, rapor falan almıştı. Evet. Yani hiç gitmedi, öyle söyleyeyim. Aylarca işe gitmedi yani. Bir de çok merak ettiğim şey, tamam evlendiniz, ondan sonra gittiniz. Evet. Ama şimdi insan hani... İstanbul'a yakın bir yere bile gitmeye bile ileriye çekiniyor yeni tanıştığı insanlarla. Siz Arjantin'de yani bunu nasıl başardınız? Yani o birlikteliği, harmoniyi, çünkü bir şekilde birbirinizle hani anlaştınız ama orada challenge var, yeni bir challenge daha var. Yani birbirini tanıma evresinde bunu başarabiliyor olmak. Zordu.